Merhaba, ben Altın Koç Türkoğlu, Yapı Kredi Portföy Piyasa ve Ekonomi Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yayınımıza Ozan Gökler eşlik edecek, Araştırma Bölüm Müdürümüz. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk Altın. Yine yoğun bir ayı geride bırakıyoruz gündem açısından Şubat ayına. Öncelikle Merkez Bankası Başkan değişikliğiyle başladık. Ardından enflasyon raporu yayınlandı. Yılın ilk enflasyon raporu. Sonrasında para politikası kurulunun kararı geldi ve aynı zamanda yine zorunlu karşılıklara neme uygulaması gibi değişiklikler de yine piyasa gündeminde yer aldı. İstersen öncelikle enflasyonla başlayalım. Ocak ayı %6,7'lik bir TÜFE enflasyonuyla yıla başlamıştık. Şubat ayı beklentileri de %3,8-4 civarında. Nasıl yorumluyorsun? Evet, aslında Şubat ayı verisinde önümüzdeki pazartesi günü alıyor olacağız zaten. Sen dediğin gibi ya Bloomberg ekrandaki beklenti yaklaşık %4 seviyesinde. Geçen yılda %3,15 seviyesindeydik. Dolayısıyla aslında yıllık rakamda bir parça yukarı yönlü hareket olacak. %66'lara doğru, 66,2'ye doğru bir hareketlik olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan da piyasa katılımcıları anketinde de hani ortaya çıkan sonuç beklenti yaklaşık 3,8 civarında. Şimdilik hani planlanana ve öngörülene uygun şekilde gittiğini söyleyebiliriz enflasyonun. Bu planlamada neydi diye bakacak olursak. Aslında evet, bahar aylarında bir tepe nokta, işte yaklaşık %75'lerde, belki biraz daha yüksek bir noktada yıllık enflasyonu görüyor olacağız. Sene sonunda da şu anda beklenti, daha doğrusu ekonomi yönetiminin resmi hedef de demeyelim buna, ama hani öngörüsü diyelim, %36 seviyesinde. Ancak tabii gene piyasa katılımcıları anketine baktığımızda bu rakam şimdilik biraz daha yüksek görünüyor. Yani %42-43'lerde görünüyor. Ama bunu da şu şekilde özetleyebiliriz belki, hani ne beklememiz gerektiğini. Aslında bu %42 seviyesi de aslında o tahmin ufkunun içerisinde kalan, üst sınırında kalan bir seviye gibi görünüyor şu anda. Tahmin ufkuna eğer bu 36-42 arasında hani öngörecek olursak, hani bu aralıkta kalacak olan bir enflasyonun yani ekonomi yönetimi açısından ve piyasalar açısından da kabul edilebilir olacağını söyleyebiliriz. Enflasyon raporu açıklandığı zaman acaba %36'lık beklentide bir revizyon gelir mi deniyordu ama orada kararlı bir duruş sergileme iyi tercih etti mesajı geldi aslında Merkez Bankası tarafından ve hedeflerde bir değişikliğe gidilmedi. Belirttiğin gibi piyasa beklenti anketinde de %43'ler civarında bir 2024 enflasyon hedefi var. Bakalım göreceğiz önümüzdeki aylarda gidişat biraz daha netleşecek. Enflasyon görünümü. Tabii ki enflasyon görünümü derken son gelen verilerde kredi kartı harcamaları enflasyon açısından aslında güzel bir gösterge. Gidişatın göstergesi açısından değerlendirmek istersen neler söylemek istersin? Şimdi tabii kredi kartı harcamaları biraz canlı gidiyor açıkçası. Yani ben burada 8 haftalık hareketli ortalamanın yıllık değişimine bakıyorum. Bunu tabii sektör sektör de analiz etmek mümkün. Hani toplam rakam olarak, işte market harcamaları olarak, işte teknoloji alışverişi vesaire olarak bunun ayrıntılarına ulaşmak mümkün. Şu anda tabii kredi kartı harcama datası, bu benim bahsettiğim metrikle bakıldığında yani %120 civarında bir hani artışa denk geliyor yıllık olarak. Ancak tabii bunun karşılığında bir de hani tüketici kredisi tarafı var. Yani hani orada zaten hani biraz daha zayıf bir görünüm izliyorduk. Ya yani bu ikisini belki hani birlikte hani değerlendirmekte daha büyük fayda var. Hani sanki bir parça daha kredi kartı tarafına teveccüh gösterilmiş gibi diyelim tüketiciler tarafından. Biraz da tabii ki seçimin de etkisi olabilir diye düşünüyorum. Seçim öncesi biraz harcamaların öne çekilmesi ve de yılın ilk aylarında yapılan zamlar vesaire ve ücret ayarlamalarının sonrasında da belki birazcık kredi kartı harcamalarına etki olmuş diye düşünüyorum. Seçim demişken tabii ki bu ara ihracatçılar tarafında çok fazla kur seviyesiyle ilgili yorumlar geliyor. Kur seviyesinin hani Türk lirasının reel olarak değeri konusunda çeşitli eleştiriler var. Bir taraftan Merkez Bankası'nın 2024 yılına koymuş olduğu enflasyon hedefi tam arada bir hangi tarafa doğru bir eğilim olacağını birazcık merakla bekliyoruz. Nasıl değerlendirirsin kur seviyesini şu an ve seçim sonrasında da herhangi bir değişiklik bekler misin? Volatilite anlamında artış bekler misin kur tarafında?
Şimdi şunu söyleyelim. Kur tarafında da aslında her şey beklendiği gibi hareket ediyor. Ha, neydi beklenti? Ekonomi yönetiminin bize söylediği şey neydi? Evet, yani Türk lirası enflasyona göre hani reel olarak baktığınızda değer kazanması gerekiyor. Ve hani baktığımızda hani yılın ilk 2 ayına bu kapsamda hareket etti aslında hani döviz kurları da. Şimdi burada tabii seçimle ilgili bazı beklentiler var. İşte seçim sonrası işte aşırı bir hareketlilik vesaire. Ya bunun olmasını çok da gerektirecek bir şey yok aslında. Ya burada önemli olan hani daha böyle orta uzun vadeli periyotta hani bunun nasıl hareket edeceği. Şimdi vaziyet öyle olunca da hani mevcut durumun bence sene sonuna kadar devam etmesi beklenebilir. Şimdi sene sonundaki enflasyonda zaten konuştuk eğer hani %40'lar civarında bir seviye söz konusuysa veya 36 civarında bir seviye söz konusu olacaksa yani edinilecek başarıya göre ya bunun altında kalacak bir hani kur artışıyla zaten devam ediyor olacağız. Bu gayet hani beklenti dahilinde olması gereken şekilde zaten ekonomi yönetimimizin de bize verdiği bilgiler hep bu yönde. Para politikası kurulu toplantısı %45'te sabit bıraktı faiz seviyesini Merkez Bankası ve metindeki bir cümle dikkatimi çekti. Eğer enflasyon görünümünde herhangi bir bozulma görüldüğü takdirde para politikasında daha da sıkı bir duruş sergileneceği yönünde mesaj var. Neler söylemek istersin bu cümle değişikliğiyle ilgili? Şimdi aslında orada verilmek istenen mesaj şuydu. Yani tabii para politikasında belli bir sıkılık seviyesine ulaşıldı. Fakat da bunun etkilerini görebilmek için biraz zamana ihtiyacımız var ki bunu hani daha önceki enflasyon rapor toplantısında da hani yapılan açıklamalarda gördük. Hani özellikle yani ekonometrik olarak da hani bu verilerin doğru analiz edilebilmesi için hani bir miktar daha bir zamana hani ihtiyaç olduğunda zaten hani bahsedilmişti. Şimdi dolayısıyla muhtemelen Merkez Bankamız bir süre bekleyecek ve hani ve o ekonometrik çalışmalarda gerçekten hani yeni bir hani sıkılaşma ihtiyacı ortaya çıkarsa ancak o zaman adım atacak gibi görünüyor. Ama hani onun da yani bu hani ne kadar bekleneceği tabii ayrı bir mevzu ama hani gene hani yılın ilk yarısını bitene kadar belki beklemekte fayda olur diye ben de düşünüyorum. Hani mevcut politikanın en azından etkinliğinin anlaşılabilmesi için. Tabii ki para politikası yanında maliye politikalarında da aynı sıkı duruşun devam ettirileceği mesajları da geliyor. Ama biraz bu konularda seçim sonrasına ertelemeler bahsediyor. Göreceğiz. Bir ay sonrasında zaten tüm veriler ve görünüm biraz daha netleşecek gibi duruyor. Biraz da yurt dışına bakacak olursak Fed tutanakları yayınlandı. Amerika Merkez Bankası Fed Merkez Bankası FED tutanaklarında gelen mesaj ise şöyleydi. Bütün FED üyelerinin aslında ortak görüşü şu an hedeflenen enflasyon seviyesine henüz ulaşılmış değil ve orada bir kesinlik kazanana kadar da bu sıkı duruşun devam ettirileceği, oradaki faiz indirimlerinin aslında çok çok hızlı bir şekilde gelmeyeceği, yıla başlarken 6 faiz indirimiyle yola çıkılmıştı. Şimdi 3 tane faiz indirimiyle fiyatlamalar gerçekleşmekte. Bu konuda neler eklemek istersin? Şimdi tabii Amerika'da birkaç tane senaryo vardı. İşte yumuşak iniş, sert iniş. Yani bu ilk iki senaryoyla başladık. Geldiğimiz nokta hani iniş olmayan bir senaryo gibi görünüyor. Hani bu konuşuluyor hani raporlara falan da hani baktığımızda. Yani açıkçası öyle bir hani sert iniş senaryosu gibi de bir durum yok. Dolayısıyla da hani faiz indirim beklentisinin 6 adetten 3 adete senin dediğin gibi gerilemiş olması çok normal. Zaten Merkez Bankası Fed'de yani Amerikan Merkez Bankası Fed'de bunu bu şekilde bilgilendirmesini hani açıkçası yapıyor. Şimdi ve bunun ertelenmesi de çok normal. Çünkü hani orada da aslında benzer bir durum. Orada da hani ellerindeki şu andaki veri setinin hani ne yöne evrileceğine ilişkin ellerinde çok net bir bilgi yok zannediyorum. Onlar da o nedenle bir parça beklemeyi tercih ediyorlar. Çünkü şu anda önce hani zamanından önce bir hani faiz indirimine gidilecek olursa bu sefer elde edilen başarının yani
biraz boşa gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bundan biraz çekiniyorlar. Şimdi orada da enflasyon aslında hedef olarak ikilerde, yani %2 olarak hedefleniyor ama halen 3'ün üzerinde, hani biraz inatçılık gösteren özellikle hizmet sektörü tarafından bir parça katılık içeren bir enflasyon yapısı var. Evet, emtia fiyatları, enerji fiyatları düşüyor. Tüm dünyada düştü. Bize de olumlu etkisi oldu. Orada da aynı şekilde olumlu etki var ama bunu hani biraz daha hani temellendirebilmek için bu enflasyondaki düşüşü onlar da bir parça daha beklemeyi tercih ediyorlar şu anda. O da dediğim gibi gayet makul bir görüş aslında. Aslında Fed yetkilileri hatırlarsan bu faiz artırımına başlarken enflasyon konusunda biraz daha risk görmüyoruz şeklinde yoğun açıklamalar yapıyorlardı ve biraz geç başlamışlardı. Herhalde onun etkisi midir? Biraz daha ihtiyatlı gidiliyor bu sefer faiz indirimine başlamak için. Belki de dediğin gibi göreceğiz. Orada önce resesyonla başlandı ama yumuşak iniş. Şimdi belki de senin de belirttiğin gibi no landing, belki de iniş olmayacak gibi bir durumda söz konusu. Şimdi BIST 100 endeksine gelmek istiyorum. Burada yaklaşık %25'lik bir endekste TL bazında getiri söz konusu. Diğer alt endekslere baktığımızda dikkat çekici bilişim sektörü var, teknoloji sektörü var. Bilişim sektöründe %100'ün üzerinde bir getiri oluşmuş durumda. Çok kısa bir sürede yılın ikinci ayını geride bırakırken. Aynı şekilde teknoloji endeksinde de. Nasıl değerlendiriyorsun bu ayrışmayı? Ayrıca bankacılık endeksinde de %15'lik bir aslında geriden gelme söz konusu. Şimdi şöyle, aslında teknoloji hisselerindeki hareketlilik sadece bizde görülen bir şey değil. Yani Amerika'ya da baktığımızda orada da teknoloji endekslerinin hareketliliğini görüyoruz. Tabii orada birkaç tane şirket var özellikle bu yapay zeka konusunda çalışmalarda bulunan. Ha, benim Nvidia. de Nvidia olmak üzere başta. Şimdi burada benim dikkatimi çeken husus şu oldu. Aslında hani bizde de bazı sektörler hani global verilerle hareket ederdi. Mesela demir çelik böyleydi, havacılık böyleydi. Hani ben ama ilk defa olarak hani teknoloji gibi bir sektörün hani globalle beraber hani hareket ettiğini görüyoruz. Tabii bunlar aslında olumlu gelişmeler. Yani Türkiye'nin de hani dünyaya entegrasyonu konusunda. Bu devam eder mi etmez mi diye hani konuştuğumuzda ise, hani özellikle Amerika tarafından hani olaya baktığımızda, bir parça daha belki daha durağan bir seyri beklemek hani mümkün. Çünkü orada da ciddi hareketlilikler var. Sınırlı sayıda hisseyle hani oluşan hareketlilikler var. O yüzden şimdi oranın biraz daha belki durağanlaşmasını hani bekleyebiliriz. Belki biraz daha klasik sektörlere geçilmesi söz konusu olacaktır hani o tarafta da. Ha, biz de bütün bunları hani kendi piyasamız açısından takip ediyor olacağız. Biraz hisse değişimleri olabilir diyorsun anladığım kadarıyla Evet. önümüzdeki günlerde. Peki BIST 100 endeksinde geldiği seviye olarak bir düzeltmeye girdiğimizi söyleyebilir miyiz? Birkaç gündür bir zayıf hareket var ama hani zayıf da olsa bugün yine tepki de var. Orada neler söylemek istersin? Oradaki seyirde gayet makul ve hani kendi olağan akışında devam ediyor. Hani açıkçası senin de dediğin gibi zaten çok ciddi bir hareketlik görmüştük. Hani buradan birazcık bunun bir kar realizasyonu vesaire olması da hani gayet normal. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Tabii ki para eskisi kadar ucuz değil şu anda. Dolayısıyla hani herhangi bir yatırım enstrümanını, bu ne olursa olsun, hani alırken hani çok iyi düşünmek gerekiyor. Bunu hisse üzerinde düşündüğümüz zaman da işte sektörüne ve hani tabii ki mikro bazda şirketlerin hani bilançolarına, finansal verilerine çok hani yakından bakılması gerekiyor. Ama hani onun dışında baktığımızda genel olarak yani çok pahalı olduğunu ben söyleyemem hani şu andaki hani endeks seviyesinin. Ama dediğim gibi seçici olmak ve hani iyi analiz yapmak gerekiyor. Çünkü artık hani ne alırsanız alın gidecek devri de kalktı yani şu anda, çünkü para gerçekten çok daha pahalı geçmişe göre. Evet, biraz da yabancı girişlerinde son dönem bir yavaşlama söz konusu. Geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında çıkış var ama hani tahvil piyasasına girişte artış görülmüş durumda. Biraz momentum kaybı olsa da ne dersin, seçim sonrasında mı biraz ertelenmiş durumda yabancı girişleri?
Şimdi tabii çok da fazla bir zaman kalmadı seçime. Yani şurada yani yaklaşık bir Bir aylık aylık bir süre. bir süreden bahsediyoruz. Tabii ki yani yabancı yatırımcılar muhtemelen onu da görmek isteyeceklerdir. Ha, bu arada yani hiç yok değiller. Hani azar azar da olsa hani Evet. geliyorlar. Hani biraz daha belki taktiksel hareketlilikler hani söz konusu. Ama hani seçim sonrasında hani o taktiksel hareketlerin yerini hani biraz daha hani uzun vadeli hareketlilikler bekleyebilir. Şimdi orada az önce de konuştuk işte nasıl ki işte demir çelik sektörü, havacılık sektörü bunlar hani globalle beraber hareket eden sektörler. Şimdi dolayısıyla hani dünyada da hani bu sektörlere ilgi gösteren hani fonlar ya da fon yöneticileri mutlaka Türkiye'ye de belli bir ilgi göstereceklerdir. Bunu hani diğer sektörlere de gene yaygınlaştırarak mümkün olacak. Peki. Bugün açıklanan dış ticaret rakamları var. Ocak ayı 6,2 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı gelmiş durumda. Biraz azalma söz konusu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre biraz değil aslında bayağı %56'lık bir düşüş var. Önümüzdeki döneme ilişkin gidişatla ilgili ne beklemeliyiz? Dış ticaret rakamları aynı zamanda cari açık konusunda. Şimdi bahsettiğimiz iyileşmenin önemli bir kısmı ham maddelerden kaynaklanıyor. Şimdi Ocak olarak bakarsak hani 2023 Ocak, 2024 Ocak olarak hani baktığımızda yaklaşık 27 milyar dolardan 19,1 milyar dolara gerilemiş olan bir ham madde ithalatı var ki bunun içinde tabii ki enerji ve emtia yani fiyatlarının düşmesi söz konusu. Diğer taraftan yatırım mallarının ithalatı yaklaşık aynı kalarak 3,7 milyar dolarda devam etmiş. Yani iki yılın Ocak ayı arasında baktığımızda. Ama tüketim malı ithalatı artışı devam ediyor. Yani orada 2,9 milyar dolardan 3,3 milyar dolara yıllık bazda bir artış var. Şimdi ama şunu da söyleyeyim. Ben tabii bunu şey olarak yani Ocak olarak söyledim. Bu daha doğru bir analiz ama hani Aralık Ocak olarak baktığınızda da bütün bu veriler aslında Ocak ayında bir parça daha gerileme hani kaydetmiş durumda. Dolayısıyla da evet yani hani dış ticaret tarafında, cari açık tarafında biraz daha rahat bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz ama açıkçası bunun da bir garantisi yok. Onu mutlaka dikkate almamız gerekir. Hani petrol fiyatlarındaki düşüşler veya diğer emtia fiyatlarındaki düşüşler birdenbire de hani geri de dönme potansiyeli olabilir. Mesela Amerika'da eğer yani beklentinin üzerinde bir faiz indirim vesaire olursa hani onun tabii ki fiyatlar üzerinde bazı etkileri olacaktır. Bunları mutlaka dikkate almamız gerekecek. Eğer yani bir analiz yaparken ve hani kendi yatırım pozisyonumuzu da ortaya koyarken onları da mutlaka dikkate almamız gerekecektir. Peki son olarak eklemek istediğin varsa onları alalım Ozan, gelecek verilerle ilgili istersen. Şimdi tabii enflasyonu söyledik. Önümüzdeki hafta enflasyonun hani verilerini alıyor olacağız. Bir de tabii bizim de büyüme verimiz Amerika'da da gene Evet. büyüme verisi geliyor olacak. Şimdi bizdeki büyüme verisi işte yaklaşık bizde 5,9'dan 3,5'a doğru evrilmesi bekleniyor. Ya bu da tabii Bloomberg ekranından hani bizim aldığımız bir data. Şimdi bu şekliyle baktığımızda hani bir parça belki yavaşlama var ama tabii onun komponentlerine ayrı ayrı bir tekrar bakmak gerekecek yayınlandıktan sonra. Özellikle hani iç talebin ve dış talebin hani iki ayrı komponenti olarak hani büyümenin ne şekilde evrildiğine bakmamız gerekiyor. Ama hani dış talep tarafından şimdilik yani çok yani çok da olumlu bir noktada olduğumuzu yani söyleyemeyiz. Çünkü hani ihracat rakamının kendisine de baktığımızda işte az önce konuştuğumuz verilerde yaklaşık hani benzer bir rakamdayız. Ocak olarak baktığımız 19,3 ve şu anda da 20'ye geldiğini görüyoruz milyar dolar bazında bu rakamın. Ama hani muhtemeldir ki iç talep büyümesinin biraz daha ağırlıklı olduğunu göreceğiz büyümede. Ozan Gökler, çok teşekkürler yorum ve değerlendirmelerin için. Bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere, hoşça kalın.